Yağmurdan kaçacağım bugün. Hadi ısın yavrum. Bir kereden bir şey olmaz. Çok ıslanacağım yoksa. İnanılmaz bir hava var buranın çıkışı. Ne taraftan? Araba gelmeden gideyim. Zaten yapış yapış oldum nemden. Aman tanrım. Kolumda gratis poşeti var, evet. Gratis'e geldim. Gratis'e uğradım. Müthiş. Geçenlerde birisi şey demişti ya. Karadeniz'de motora biniyor mu ya falan demişti. Niye dedim, burada yol yok mu? Yok dedi, hava durumu. Ha böyle biniyoruz işte. Bakayım. İnşallah yağmamıştır daha ya. O havayı gördükten sonra nasıl koştuğumu anlatamam size. Abi güneş vardı. Şu an bilin gece olmuştu ya. Gece karanlığı gibi. Hadi arabacım. Hadi yavrum. Bak bak. Abi yerler ıslak ya. Hayır ya. Çıkmam ki AVM'den. Daha yağmıyor. Güzel. Derken arabalar ıslak abi. Başlamış mı? Yaharro yamerro mu? Yaharro yamerro abi. Welcome to the yıkanmaca. Suyumuz çıkacak ya, sıkıntı yok. Muhteşem bir seviyede geç kaldım. Işıklı mı? Aha beklemeyeceğim. Müthiş. Hadi arabacım. Şu yokuşu çıktık mı tamam. Kayma, kayma, kayma. Aa, şunu kapatayım bari. Of. Ama serinledim ya. Bir sıcak basmıştı beni. Güzel serinledim yani. İyi geldi. Bu hava çok fena kopacak. Yakalandım yağmura. Yapacak bir şey yok. Lan kameram da ıslanıyor ya. Medya mod bu. Kayma. Aferin. Hayaller kurardık biz yıllar önce. Karadeniz'de nasıl spor moto sürülür? yandık ya. Abi ya, iş işten geçti abi, ben ıslandım yani, anladım. Bunun ötesi yok. Yağıyor. Müthiş yağıyor. Kamerayı sileyim diyeceğim de daha kötü yapar. Ha buz gibi lan. sırtıma işledi yağmur. Ya dün gece de bir yağdı. Çekimdeydik, çalışıyorduk. Ondan sonra vay ABS style. İyi ya, çok kaymıyor lastikler. Ben patimati sarmasını bekledim. Lastiklere güvenmediğim için üzerindeki stok lastikler çok da kötü değilmiş ya. Bakayım. İşte. Hayır, şimdi garajın kapısını nasıl açacak? Ya ben ıslandım abi. Beni salar mısınız? Salın beni. Pati pati çeke çeke. Oh. Aha fırtına geliyor. Baksanıza şu hava durumuna ya. Dur kamerayı aşağıya tutayım da ıslanmasın. Abi kusura bakmayın, ben kestirmeden göbek möbek dinlemem. Şöyle biraz yağmayan bir yer olsaydı iyiydi. Telefon açacağım, kapıyı açın bana diye. Sordum o kadar, başlamadı demiştin ya. Başlamış işte. Neyse şu köşede. Ha öyle yapmayayım dur. Daha çok ıslanırım. Neyse şu telefonumu açayım. Ay sırtıma geldi. Açar mısın? Sırılsıklama. Hadi görüşürüz. Tamam. Ben bekliyordum, yoktu. Hadi geldim. Tamam. Ben bekliyordum diyor. Ya. Hayır. Kameram gidecek. Kameram gitmesin, başka bir şey istemiyorum. Evet, bu saatten sonra her türlü ıslanmış bulunmaktayım. Çünkü bir kapı açılmasını bekleyeceğim ya. Ay nasıl su birikmiş. Dur kameramın üstünü de tutayım. Neyse gençler, kamerayı kapatıyorum ya, daha fazla ya da dur bakayım, kapatıyorum. Hadi bay. 3 days later. See you again later. Evet. Bugün ıslanmış motorumu alacağım, gideceğim. Alırım başım geri geri. Reels'te paylaştığım bezi gidip yerine asayım. Bu benim otopark bezim. Öyle oldu. Öyle karar vermiş olduk. Alırım başını. Başım inleri geri. Şimdi komik bir durum var. Bak. Gözüküyordur umarım. Şu iki tane sensör arasında durduğum an kapı açılacak. Ama motorun arasından geçiyor. Yani lastik üstü boş ya. Geçememe ihtimalim oluyor. Yani kapıyı açamama ihtimalim daha doğrusu. Bakalım şu sensör olayını görelim. Bir tarafa yakın gideyim de. Bak. Gördün. Denk gelmiyor. Abi şaka gibi ya. Bak. Şaka gibi ya. Bu sensörleri koyan arkadaşlara sesleniyorum.
Ah. Düştüm hallere bak. Herhalde tamamdır. Oh. Sinema filmi çekimim vardı. Oyunculuk yaptım. Filmde oynadım. Uyarma arkadaşlar size. Psikoloğu canlandırdım. Psikolog oldum. Hadi size şey vereyim. Repliğimden bir tane vereyim. Peki daha sonra ne yaptınız? Bununla oy horladım lan. Bununla ilgili şöyle bir muhabbet döndü. Bir ara vermiş olduk. Ara demeyeyim de. Hani kestik var ya meşhur. Ondan oldu. Ben direkt repli şöyle okudum. Peki ne yaptın? diye okudum. Bizim yönetmen şey yapıyor. O ne ya diyor. Bakkala girmişsin gibi. Ne yaptın abi derviş gibi diyor. Hastaya diyor soru soruyorsun diyor. Olur ya. Bence gideri var yani. Neyse. Geçen yine güneşli bir havadayız. Yanıyorum. Peki ya şimdi ne yaptınız? Ne diyorduk ya? Kaldım ya. Neyse ya. Arkadaşlar yeni uyandım desem. Saat öğlen 1. Yeni uyanmadım da birkaç saat uyuyordum. Ayılmam için kahve içmem gerekiyor. Kahvemi içtim ama kesmedi. Bu demek oluyor ki bir kahve daha içmem gerekiyor. Bir daha kahve içmediğim için ayılamamış oluyorum. Otomatikman. Ya böyle böyle kahve şeyimi yükseltiyorum. O ne ya? Yola bak yola. Muhteşem. Ha ben buradan çok korkuyorum ya. Geçenki video çekerken de bahsettim. Ha dün nasıl ıslandım ya burada ama. Dünya burada ıslandım. GoPro'yu test ettim. Medya modlu GoPro'yu test ettim. Suya dayanıklı mı diye. Vallahi inşallah dayanmıştır. İlerleyen günlerde az vermezse dayandığını söyleyebilirim. Ama çok fena yakalandım abi. Ya bu çok fenaydı. Ana yoldan gidelim. Ara yollardan gitmeyelim. Canımız çıkıyor. Aha kuryeciler. Devam. Kurye pahalı. Gitgide daraltıyor yolu. Hah. Motor trafiği bu. Sıraya girdik. Hızlı bir arkadaşımıza benziyorsunuz. Bu yağmur sonrası hava daha güzel olması lazımdı diye hatırlıyorum ama biraz fazla nemlenmiş. Alırım başımı, başım bilir geri. Takip mesafenizi koruyun ki bana götten vurmayın abi. Sert bir şekilde kasise ya da yol bozukluğuna girmek zorunda değilim. Ha benim meşhur Hindistan kavşağı. Neyse ya geçtim. Yol verecektim de dayı durunca. Durdu boşa gitmesin diye. Yol vermedim. Son kırmızı ya bundan sonra ana yol. Muhteşem. Son kırmızılar. Burası ikinci kavşak. Burası da meşhur benim için. Bak buralar sakat abi. Buralarda dikkat edeceksin. Gerçekten kötü anlamayın ama burası yeni yapıldı. İnsanlar şey alışkın olmayabiliyor bu kavşağa. Bizim bu bölgemizdeki halk. Bak şimdi görürsünüz. Mesela şu arkadaş. Ne yaptın? Niye yürüyorsun burada? Tamam burada yok. Bak. Devam. 10 seconds later. Evet önümdeki de telefonla konuşuyor şaka gibi. Bakayım beni görüyor mu? Bence beni görmüyor. Bak bak abi tamam ben de araç kullanırken telefonla konuşuyorum. Ama kulaklıkla ve arkamdaki sağıma soluma dikkat ediyorum. Ah yavrum ah. Bir Amerikan polisiydi sanırım bunu söyleyen. Lütfen motor sürücülerine diyor. Dikkatsiz olduklarını söylemeyin diyor. Çünkü onlar araçlarını kullanırken yemek yemiyorlar. Araçlarını kullanırken kahve içmiyorlar. Araçlarını kullanırken telefonla konuşmuyorlar. Araçlarını kullanırken sadece yola odaklılar diyor. Tamam telefon için interkom diyebilirsiniz. Şu an ben de bir çekim yapıyorum ve konuşuyorum. Aslında aynı şey. Tamam bu Mythbuster diye bir uygulama şey vardı. Program vardı televizyon programı Discovery Channel'da. Çocukluğumdan beri izlediğim. Orada da şey testi yaptılar. Telefonla konuşuyorsun. Geri park ettirdiler adama vesaire falan. Yani değişkendir ama diyor yüzde bilmem kaç kayıp oluyormuş. Dikkat dağınıklığı anlamında bilmem kaç kişi de deney yapıyorlar. Mesela matematik sorusu çözmen zorlaşıyormuş falan. Ama yani sosyal hayatta konuşan insanlarız. Doğru. Neyse. Bütün sürücülere sesleniyorum buradan. Rica ediyorum. Lütfen trafikte yapacağınız dikkat dağınıklığı şeyleri sizin dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin.
Biz sürücülere lütfen... Bak bak bak. Hatalar anlama. Lütfen bize saygı gösterin. Canımıza, hayatımıza. Belki kötü insan olabiliriz, belki iyi insanlarızdır. Ama bu hayatımıza kastetmeniz için bir sebep değildir. Ve teşekkür ediyorum. Merhaba, video bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram hesabımı takip etmeyi unutma. Seviliyorsun. Görüşürüz.